Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin saati işte 18.30'u gösterdiğinde biz de dopdolu bir gündemle, Beyaz Ana Haber'le yeniden karşınızdayız. Suriye'deki Türk güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarına başkentten sert tepkiler gelmeye devam ediyor sayın seyirciler. Saldırılarda Amerika ve Rusya'nın da sorumluluğu olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, biz de kendi göbeğimizi kendimiz keseriz dedi. Amerika ve Rusya ile bir mutabakata varmıştık. Bu bölgede sivillere yönelik de bize yönelik de yapılan saldırılarda Rusya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de sorumluluğu var. Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırılardan Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu. Kendi güveyimizi kendimiz keseriz dedi. Şimdi bunlar sözlerinde durmadığına göre, bu teröristler burada olduğuna göre ve saldırılarını arttırdığına göre bizim de yapmamız gereken şey nedir? Kendi göbeğimizi kendimiz keselim. Suriye'de son olarak iki özel harekat polisimizin şehit edilmesi başkentte bardağı taşıran son damla oldu. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye operasyon sinyali verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız da söylediği bu. Biz de gerekeni yapacağız. Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'le ortak basın toplantısındaki mesajları çok sertti. Daha önce Afrin'de hastaneye bile saldırdılar. Çocukları, bebekleri katlettiler. Zaten PKK-YPG çocuk katili olarak damga yemiş bir terör örgütüdür. Amerikan yönetimini de hedef aldı. Suriye'de iki özel harekat polisimizin şehit edildiği terör saldırısının ardından yayımlanan kınama mesajına tepkiliydi. Şimdi ABD açıklama yapıyor işte müttefikimize, Suriye'den gelen saldırıları kınıyoruz diyor. Peki bu silahları kim veriyor bu teröristlere? Kim eğitiyor bunları? Sen eğitiyorsun. Sen silah veriyorsun. Sonra da göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Burada samimiyetsizlik apaçık ortadadır. Efendim ekranda Kadir Şeker var çünkü Kadir Şeker davasında yeni gelişmeler var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Konya'da sevgilisini dövdüğünü düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi. Bir kez daha ifade ediyorum, Kadir bir cani değil misin? Kadir Şeker özgürlüğüne mi kavuşacak? Umutlandıran hamle Yargıtay'dan geldi. Yargıtay Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi. Geçtiğimiz yıl 5 Şubat'ta Konya'da yaşanan olay Türkiye gündemindeki sıcaklığını hiç kaybetmedi. Hayat kurtarmak isterken katil olan 20 yaşındaki Kadir Şeker tutuklanarak cezaevine konuldu. Selçuklu'da bir parktan geçerken sevgilisi tarafından darp edilen Ayşe Dırlan'ın çığlıklarını duyan Şeker onu kurtarmak istedi. Ama çıkan arbede sırasında 32 yaşındaki Özgür Duran'ın ölümüne neden oldu. Bir yıldır tutuklu yargılanıyordu Şeker. Önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı, sonra suçu tahrik altında işlediği gerekçe gösterildi ve iyi hal indirimiyle cezası 12 yıl 6 aya düşürüldü. Tüm Türkiye'nin vicdanını sızlatan bu cezaya Yargıtay'da dur dedi. Cezayı çok bulan Yargıtay bozulmasını talep etti. Gözler şimdi 1. Ceza Dairesi'nin vereceği kararda. Gelinini acımadan öldürdü. Cesedini testereyle parçaladı. 2 gün önce doğum günü kutlayan genç kadın son mesajında ne yazmıştı? Birazdan. Boşanma aşamasındaki eşi onunla görüşmek istedi. 23 yaşındaki Aycan Kıncı'yı bir dönerciye davet etti sayın seyirciler. Genç kadın restorandaki barışma teklifini geri çevirince tam 38 bıçak darbesi yedi. Adalet yerini buldu. Dilerim tüm insanlar için aynı şekilde geçerli olsun. Bir insan insana bu şekilde yapmaya cesaret edemesin. Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan
Boşanmak isteyen karısıyla barışmak istedi. Olumsuz yanıt alınca onu tam 38 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Taraflar hakim karşısındaydı. Çok güzel bir ceza aldı. 18 yıl aldı. Karşıyaka'da yaşayan 23 yaşındaki Aycan Kıncı artık evliliğini sürdürmek istemiyordu. Ama eşi Burak Kıncı boşanmak istemiyordu. Genç kadını aradı, konuşmak istediğini söyleyip bir dönerciye çağırdı. Ona barışma teklif etti. Hayır yanıtını alınca iki çocuğunun annesi olan kadını 38 kez bıçakladı. Aycan Kıncı ağır yaralanırken kocası tutuklandı. Kadın dernekleri tarafından da takip edilen davada bir yıl sonra karar çıktı. Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını ve özellikle Aycan Kıncı'nın vücudunda meydana gelen yaraların niteliği, kalıcılığı da göz önünde bulundurularak 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir. Mahkeme heyeti herhangi bir indirim uygulamadan davayı karara bağladı. Çok emek sarf ettik. Ben bunu hak etmedim. Çok güzel bir ceza aldı. 18 yıl aldı. Bence hak ettiği cezayı aldı. Efendim, Antalya'da Latin dans gecesinde dans teklif ettiği bütün kadınlar onu reddettiler. Metehan Kurtulget bir genç kıza da aynı teklifi 5 defa yaptı. O ısrara genç kızın yanındakiler tepki gösterince tabii kavga çıktı. Mutfaktan pasta keseceğiz diye aldığı bıçakla Gökhan Demirtaş'ı öldüren saldırganın yargılandığı davada da gülmesi öldürdüğü gencin ailesinin tepkisini çekti. Zerre kadar böyle bir pişmanlık görmedim. Tanıklar ifade verirken onlara güldüğünü gördüm. Kendisine engel olmak isteyen genci katletti, mahkemede tanıkları dinlerken güldü. Babasıyım ben, dik durmam lazım. Kimseye güldürmememiz lazım kendimizi. 27 Temmuz'da bir barda Latin dansı gecesi vardı. Gökhan Demirtaş da arkadaşlarıyla eğlenceye katıldı. Ancak yanlarındaki kız arkadaşına Metehan Kurtulget reddedildiği halde 5 kez dans teklifinde bulununca tartışma çıktı. Bardaki çalışanlardan pasta keseceğim diye bıçak alan Kurtulget dehşet saçtı. Bıçakla genç kız ve erkek arkadaşına saldırdı. O sırada Metehan'a engel olmaya çalışan Gökhan önce kolundan yaralandı. Ardından Kurtulget bıçağı Gökhan'ın göğsüne sapladı. Kanlar içinde kalan genç hayatını kaybetti. Bugün 78 gün oldu. Adalet her yerde geç tecelli edecek, biliyoruz. Çalışanların etkisiz hale getirdiği saldırgan tutuklandı ve ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede pişman olduğunu, bilincinin yerinde olmadığını söylese de mimikleri tam tersini anlatıyordu. Zerre kadar böyle bir pişmanlık görmedim. Tanıklar ifade verirken onlara güldüğünü gördüm. Katile Gökhan'ın babası Hüseyin Demirtaş tepki gösterdi. İnanın çok hayallerimiz vardı. Ben onu üniformayla görmek istiyordum. Hem çalışıyordu hem evine destek oluyordu. Mahkeme 22 Ekim'e ertelendi. Mahkemeden gayet istediğimiz neticeyi aldık. Hala tutuklu yargılanacak. Tanıklar dinlenecek. Börekçiye elinde kahvaltısıyla geldi. Dışarıdan yiyecek getiremezsin diyen iş yeri sahibiyle tartıştı. Biraz da tartaklandı. Bu durumu kendisine yediremedi ve arkadaşlarını topladı. Müşteri gibi masalardan birine oturdu. Saniyeler sonra da börekçi meydan savaşı başladı. Dışarıdan yiyecek getiremezsin kavgası büyüdü. Sandalyeler, sopalar havada uçuştu. Ortalık savaş alanına döndü. Kağıthanede bir börekçiye gelen müşteri yanında kahvaltısını da getirdi. İş yeri sahibi onu uyarınca tartışma çıktı. Dışarıdan yiyecek getiren müşteri tekme tokat dayak yedi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Ama duruma öfkelenen müşteri olayı yakınlarına anlattı. İki arkadaşıyla birlikte tekrar börekçiye geldi. Müşteri gibi oturdukları masadan bir anda kalktılar, montlarına gizledikleri sopalarla iş yeri sahibine böyle saldırdılar. Diğer müşterilerin de dahil olduğu kavgada sandalyeler, sopalar havada uçuştu. Sokağa taşan kavga meydan muharebesine döndü. Kavgada bıçak, hatta kürek bile kullanıldı. Saldırgan müşteri yanında getirdiği silahla havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Sokaktakiler korkuyla sağa sola kaçışırken saldırganlarsa kaçarak kayıplara karıştı. Börekçinin başından yaralandığı kavga sonrası 3 saldırgan gözaltına alındı. Benim vergimle gidiyorsun sen ya. Ne vergisi kardeşim? Bana mı veriyorsun lan vergiyi?
psikolojim bozuk dedi. Benim burada kaç tane raporum var? Yani. Sen biliyor musun? Yolcuları indirmek istedi. Ne yapacaksın oğlum? Öldürecek misin lan? Su alan metrobüsün yolcuları ise... Ben de burada gidip... Sen konuşma! Şemsiyeyle yolculuk etti. Öldürecek misiniz beni lan? Tamam. Birazdan... Efendim, kuşburnu toplamak için 3 yaşındaki oğlunu da alarak ormanlık alana giden kadın kendisini işe fazla kaptırınca oğlunu kaybetti. Durumu fark edip onu aramaya başladığındaysa oğlu bambaşka bir yerdeydi. Nerede kaybettiniz? Şu Murat'ın evinin yanında kaybettim. Ormanda kuşburnu toplamaya daldı. 3 yaşındaki oğlunu kaybetti. Genç kadın dalgınlığın bu kadarına da pes dedirtti. Size teslim edeyim. Gel. Sen nereye gittin? Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan Havva Bar, ormanlık alana kuşburnu toplamaya gitti. 3 yaşındaki oğlu Adil'i de yanında götürdü. Ama işe öyle bir daldı ki küçük çocuğunu bile unuttu. Bulamadım. Başlığı attım. Şimdi evin elleri var mı? Annesinin kaybettiği Adil'i bir köylü buldu. Hemen jandarmaya gitti. Ekipler küçük çocuğu hastaneye götürüp sağlık kontrollerini yaptı. Sonra da ailesini aramaya koyuldu. Neler yaptın Adil anlat? Ne yaptı? Binde'yi sevdi. Jandarma aracına bindi. Anons verdi değil mi abi? Adil. Jandarma aileye kısa sürede ulaştı. Karakola davet edilen aile çocuklarına kavuştukları için sevinçliydi. Size teslim edeyim. Ben nereye gittim? Başına talih kuşu kondu ama onun haberi yoktu sayın seyirciler. 48 yaşındaki İlyas Aydınoğlu satın aldığı biletin üstünde yazan 3 rakamın aynı olduğunu fark etmedi bile. Bileti çöpe attı. Kısa süre sonra dükkana gelen oğlunun dikkati de çöpe atılan 200 bin lirayı kurtardı. Çöpten çıkardı. Baktım ki geldim harbiden çıkmış yani. Bufeye gittim doğruladılar. Rakamlara dikkatli bakmadı. Tam 200 bin lira çıkan bileti çöpe attı. Dikkatli de bakmadım attım çöpe. Tokat'ta bir pastane işleten 48 yaşındaki İlyas Aydınoğlu 10 liraya 2 tane kazı kazan kartı aldı. Kazıydım nasıl olsa çıkmadı dedim. Ondan sonra attım çöpe. O farkında değildi ama çöpe attığı tam 200 bin liraydı. Parayı çöp olmaktan kurtaransa oğlu Mustafa'ydı. 200 bin lira çöpe gidiyordu az kalsın. Bir daha ben bakayım dedim. Çıkardım baktım inanamadım önce baktığımda. Kontrol ettim birkaç kere daha yazılara falan baktım. Sonra anladım çıktığını. Çöpe atılan bilete büyük ikramiyenin isabet ettiğini fark edince hemen babasını aradı. Aradı beni baba bu para çıktı da niye attı dedim. Ya saçmalama ne çıktı dedim. Çöpten çıkardı. Baktım ki geldim harbiden çıkmış yani bufeye gittim doğruladılar. Baba oğul önce şaşkınlık sonra da büyük mutluluk yaşadı. Ben fark etmedim. Çok önemsemediğim için ben çok almam. Belki 10 yıldır bir tane almışımdır. O da tesadüfen çıktı. Bana da sürpriz oldu yani. İlyas Aydınoğlu kazandığı parayı işi için harcayacağını söyledi. Biz esnafız. Esnafın durumu zaten şu anda belli. Esnaf adam her zaman zordadır. Bir nebze bir yere kapatırız gider yani. Sayın seyirciler, Tekirdağ'da yaşayan oğlunun evine gelen Fehmi Atsız iki çocuk sahibi gelinini öldürdü. Tıpkı Münevver Karabulut cinayetinde olduğu gibi testereyle parçalara ayırdı. Cesetten kurtulmak için de genç kadının uzuvlarını otoparktaki aracına koyuyordu ki eve karısı geldi. Korkunç cinayet de işte böyle ortaya çıktı. Gelinini öldürdü, cesedini parçalara ayırdıktan sonra bir kısmını evdeki çöp kutusuna, bir kısmını da otoparktaki aracının bagajına sakladı. Kırgızistan uyruklu Ayat Atsız, 2017 yılında hayatını Tolgahan Atsız'la birleştirdi. Genç çift Çerkezköy'de yaşıyordu, iki çocukları vardı.
Tolga Han'ın ailesi Adana'dan misafirliğe geldiğinde mutlu bir aile tablosu çiziyorlardı. Ta ki 30 yaşındaki genç kadın 65 yaşındaki kayınpederi Fehmi Atsız'la tartışana kadar. Hayat ve kayınpederi evde yalnızdı. Niye başladığı belirlenemeyen o tartışma yerini kavgaya bıraktığında facia yaşandı. Cinnet getiren adam mutfaktan aldığı ekmek bıçağını defalarca gelinine sapladı. Vahşet o kadarla sınırlı kalmadı. Cani kayınpeder gelininin cesedinden kurtulmak için onu parçalara ayırdı. Ardından da talihsiz kadının uzuvlarını çöp poşetlerine doldurarak bir kısmını park halindeki aracının bagajına taşıdı. Bu sırada eve Fehmi Atsız'ın eşi geldi. Kadın evi kanlar içinde görünce Fehmi Atsız gelinini öldürüp parçalara ayırdığını söyledi. Çığlık atan kayınvalide komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ve vahşeti gören polisler suçunu itiraf eden Fehmi Atsız'ı gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede Hayat Atsız'ın parçalanmış uzuvlarının bir kısmı çöp kutusunda, bir kısmı da otomobilin bagajındaki poşetlerde bulundu. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hayat Atsız'ın parçalanmış bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Dehşet saçan cani kayınpeder ise çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Peki kayınpederi tarafından hunharca öldürülen gelin acaba başına geleceği biliyor muydu efendim? 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı doğum günü paylaşımının satır aralarında bazı sitemleri dikkatlerden kaçmadı çünkü. Onu çok seven bir eşi verme bana bir teselli bile verme gelme. İki küçük çocuğu vardı. Daha 3 gün önce 30 yaşına girişini kutlamıştı. Kayınpederinin kurbanı olan genç kadından geriye ailesiyle geçirdiği mutlu anlar kaldı. Ayrıldık işte ne oldu sanki? 2017 yılında evlendiği eşi Tolga Han Atsız müzisyendi. Çift birbirlerine yürekten bağlıydı. Meğer ne boş heveslere kapılmışım. Hayat Atsız aktif olarak kullandığı sosyal medyada neşe saçıyordu. Her anını, her güzel anısını orada paylaşıyordu. 3 gün önce doğum gününde işte 30 yaşıma girdim. Zaman ne çabuk geçti. Hayatımın devamı gelecek gibi görünüyordu. Çok fazla zamanım olacaktı notuyla bir paylaşım yaptı. Kayınpederi tarafından vahşice katledilen genç kadının son paylaşımı yürek burktu. Ondan geriye ailesiyle birlikte geçirdiği güzel zamanların videoları ve fotoğrafları kaldı. Çok sevdiği biricik eşini mezara, babasını ise cezaevine uğurlamak zorunda kalan kocası Tolga Han Atsız ise hala kendisine gelemedi. Annesiyle gittiği Hacı Bayram Veli Türbesi'nde kuşları besliyordu. Engelli kız oyuncak bebeğini o sırada yere düşürdü. İşte o sırada da kadının biri yanına yaklaştı efendim. Bebeği alıp genç kıza vereceği yerde alıp kaçtı. Beyaz Haber'in özel haberi. Hadi at Rüveyda, hadi. Sakin otur. Evet. Düşeceksin, yapma. Kuşlara yem atarken heyecanlandı. Oyuncak bebeğini yere düşürdü. İşte bu kadın da bebeği alıp böyle kaçtı. Sakin otur. Düşeceksin. Evet. Düşeceksin, yapma. Bedensel ve zihinsel engelli 22 yaşındaki Rüveyda Deveci, annesi Fadime Deveci ile birlikte Hacı Bayram Veli Türbesi'ni ziyarete gitti. Engelli kız türbenin bahçesinde kuşları beslemeye başladı. Hadi at Rüveyda, hadi. At kızım, at.
Annesi de o anları cep telefonuyla kayda alıyordu. Kuşlara yem atarken bir ara heyecanlanan Rüveyda kucağındaki oyuncak bebeğini yere düşürdü. Farkına bile varmadı. Bak şimdi uçacaklar Rüveyda. Annesi de kızını görüntüleme telaşındaydı. Olan biteni fark edemedi. Bebeğin düştüğünü tek fark eden yanında küçük bir çocuğu bulunan bu kadın oldu. Bebeği yerden aldı. Arkasına bile bakmadan kaçtı. Sakin otur. Düşeceksin. Evet evet düşeceksin, yapma. Genç kız ve annesi bebeğin kaybolduğunu çok sonra fark etti. Oyuncağı aradılar, taradılar, hiçbir yerde bulamadılar. Fadime Deveci, kızını kaybettiği görüntüleri izleyince büyük şok yaşadı. Engelli kızın bebeğinin çalındığı anlar tepki çekti. Hadi at Rüveyda, hadi. Sakin otur. Evet, 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 evet. Düşeceksin, yapma. Henüz 9 yaşındaydı sayın seyirciler. Yüzmek için girdiği kanaldan cansız bedeni çıkarıldı. Polisin titiz çalışması ilk bakışta kaza gibi görünen bu olayın cinayet olduğunu da ortaya çıkardı. Üstelik küçük çocuğu öldüren cani komşu arama çalışmalarına katılmış, acılı anneyi taziyeye bile gelmişti. Üç aydır ben zaten ölüyüm. Beni etrafıma sorun. Kendimi zaten buraya bırakmışım. Berat Coşan Göl 9 yaşındaydı. Annesi Songül Kılıç'ın her şeyiydi. Yüreğir'deki evlerinin yakınından geçen kanala giren küçük çocuk beni kurtarın diye bağırdıktan sonra gözden kayboldu. Çok akıllıydı, çok zekiydi. Hayali polis olmaktı. Anne ben polis olacağım. Arama çalışmalarının sonunda küçük çocuğun cansız bedeni çıkarıldı kanaldan. Acılı anne polise şüpheleri olduğunu söyleyince hemen civardaki kameralar incelendi. Berat'ın birlikte kanala giderken görüntülendiği üst kat komşusu gözaltına alındı. Çocuklarla oynarken bunu alıp götürmüş. Gel seni götüreyim o kanalda kafanı soğuk suya gömün ki kendine gelesin. İfadesinde demiş ki Berat demiş bana küfür etti. Onun için ben ondan gıcık aldım. Onu kanala götürdüm. Bıraktım. 19 yaşındaki komşuları arama çalışmalarına da katılmış. Cenaze töreninde anneye taziyeye gelip teselli etmişti. Katil boynuma sarıldı benim. Kanalın başında benim boynuma sarıldı. Polis sıkıştırınca vicdanı sızlayan Anıl Songürer her şeyi itiraf etti. Kendi ifadesini vermiş, geri eve gelmiş. Bu akşam bir vicdanmış. Demiş ki, Berat'tan gıcık alıyordum demiş, ben yaptım. Berat serinlemek için kanala girdiğinde kenardaki betonlara tutunuyordu. Ben onun elini vurarak suya düşürdüm diyen cani komşu tutuklandı. Anıl abi beni kurtar demiş. Demiş tutun, sade tutun demiş. O da kurtarmamış. Bana bu dünyada cehennemi yaşattılar. Dilerim iki cihanda cehennemi yaşasınlar. Kargo firması çalışanı otogardaki teslimatlarını yapıyordu. Bir esnaf ona kargosunun geç geldiğini söyledi. Kurye onun bu sözlerine de karşılık verince ikili arasında sopalı kavga çıktı. Geç gelen kargoya sinirlenen müşteri acısını çalışandan çıkartmak istedi. Elindeki sopayla kargo çalışanına defalarca vurdu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavganın adresi Esenler Otogarı. İddiaya göre olay bir müşterinin kargosunun gecikmesi yüzünden başladı. Sinirlenen müşteri önce kargo çalışanıyla tartıştı, ardından sopayla saldırdı. Kargo çalışanının karşılık vermesiyle kavga yerde de devam etti. Çevredekiler müdahale edip ayırdı ama öfkeli müşteri bu kez de trafik levhasıyla saldırdı. Tehditler savurmaya başladı. Neyse ki devreye girenler olayın daha fazla büyümesine izin vermedi. Kavgada kimse ciddi bir yara almadan sona erdi. Gelin efendim eve gelen kaynanasına ve komşusuna hizmet ediyordu. 10 aylık bebeği de evin içinde emekliyordu. Çay demliklerini odaya götüren kadın bardakları almak için mutfağa gittiğinde bir çığlık duydu. Evdeki 3 kadının ihmalinin bedeli az kalsın çok ağır oluyordu. Ben orada değildim, mutfaktaydım o esnada. Kaynanamla komşumuz oradaydı. Zaten yeni yeni emekliyordu 10 aylık. Çok dikkat edilmesi gereken şeyler. Evde 3 kadın vardı ama kimse 10 aylık İsmail Sencer'e dikkat etmedi. Emekleyerek gittiği odadaki çaydanlık üzerine devrildi. Hani çayı orada bırakıp gittim. İlk önce hani bardakları götürdüm mutfağa. Belki ilk önce bardakları götürmeseydim, demliği götürseydim olmazdı böyle bir şey. Ama hani kaynanamla komşuma güvendiğim için onlar oradaydı. Ağrı'da yaşayan Sümeyra Ayvaz Doğan çiftinin tek çocuğu o. Babaannesi ve bir komşularının evlerine misafirliğe geldiğinde annesi onlara hizmet ediyordu.
sordu. Ben orada değildim, mutfaktaydım o esnada. Kaynanamla komşumuz oradaydı, çay içiyordular. Ben bilmiyordum. Meğerse çaydanlığı çekip üstüne devirmiş. Sümeyra Doğan mutfaktayken gelen sesle odaya koştu. Pantolon vardı. Pantolonunu çıkardım. Direkt suyun önüne verdim kolunu bacağını. O mutfaktayken kaynanası ve komşusu İsmail bebeğe göz kulak olamayınca üzerine devrilen çaydanlık onu yaraladı. Aile soluğu hastanede aldı. Sol eli ve ayakları yanan İsmail'in Erzurum'daki tedavisi devam ediyor. Bir yakınlarına ilaç yazdırmak için aile hekimine gelen iki kuzen dehşet saçtı. Hastayı muayene etmeden ilaç yazamayacağını söyleyen doktora saldıran ikili ortalığı birbirine kattı. Uçuşun sen! 150 şerey! Hastayı muayene etmeden ilaç yazamayacağını söyledi, dehşeti yaşadı. İki maganda aile hekimine saldırdı. Doktorlar canlarını zor kurtardı. Şanlıurfa'da iki kuzen bir yakınlarına ilaç yazdırmak için aile hekimine gitti. Ancak doktor hastayı muayene etmeden ilaç yazamayacağı yanıtını verdi. Buna sinirlenen kuzenler doktorla tartışmaya başladı. Sen bana küfür ediyorsun. Kimle makamı ilaç yazıyorsun? Ağzına küfür ettiğin zaman yapıyorsun. Ben mi? Sen değil, değil. Oğlum. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Doktora saldıran ikili zor da olsa dışarı çıkarıldı. Merkezin kapısı kilitlendi. Ama saldırgan kuzenler bu kez de kilitli kapı ve pencerelere zarar vermeye kalktı. Uçuşun sen! 155 yarayın. Sağlık çalışanlarının polisi aradığını duyunca ortadan kaybolan ikili çok geçmeden gözaltına alındı. Aile sağlığı merkezi ise bir süre daha kilitli kaldı. Yine kapalı tutuyorlar. Niye? Olaydan dolayı. Efendim gelin şimdi siyasetin gündemine biraz daha yakından bakalım. Siyasetin dediğimiz gibi sıcak başlıklarından biri anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma. İktidar kanadından gelen suçlamalara ana muhalefetten yanıt geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hiç kimse ilk 4 maddeye dokunamaz dedi. İlk 4 madde zaten değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddeler. Bunlar da tartışılıyor son günlerde ama o tartışmaların tamamı yapay. Hiç kimse ilk 4 maddeye dokunamaz. İlk 4 maddenin teminatı Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli vatandaşlarıdır. Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. İlk 4 madde tartışmaları yapay dedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi. Şu anda Türkiye çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya. Neyi kastediyoruz? Var olan hükümet çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya. Milli egemenlik dediğimiz bir kavram var. Bütün anayasalarda yer alan bir hüküm var. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet egemenliğini nasıl kullanacak? Organları aracılığıyla kullanır. Yetki bir kişiye verilmez. Sözü ekonomiye getirdi. İktidara gelirsek sorunu kısa vadede çözeriz dedi. Sizlerin takdiriyle iktidar olduğumuzda Türkiye'yi öyle uzun değil. 6 ayda rahat bir nefes aldıracağız. Benim derdim o ailenin çocuğunun işi var mıdır yok mudur? Onun kimliği, inancı, Allah'la kul arasına benim girme hakkım var mı? Peygamber'e verilmeyen yetkiyi siyasetçi kullanabilir mi? Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması ile ilgili tartışmaya da değindi. Burası başkenttir kardeşim. Hemen hemen dünyada bütün ülkelerin başkentlerinde merkez bankaları var. Şimdi biz Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşıyacağız. Niye taşıyoruz? Ankaralılar buna izin verecek mi? Yarın gelecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde taşıyalım diyecek. Ankaralıların kendi bankalarını, bu milletin bankasını, Merkez Bankası'na sahip çıkmaları lazım. Orada finans merkezi yapıyoruz diyorlar. Oraya taşıyacağız diyorlar. Sen finans merkezi ayaklarını bırak. Londra'daki tefecilerden 83 milyonu kurtarır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iddialı konuştu. İktidara geldiklerinde ilk bir hafta içinde yapacaklarını tek tek anlattı. Sakarya'da Katar ordusuna peşkeş çekilen tank palet fabrikasını. Bir hafta içinde Katar ordusundan o tank palet fabrikasını alacağım, şanlı ordumuza teslim edeceğim. Esnafın pandemi döneminde bankalara borcu var, faiz borcu var. Bir hafta içinde faizlerin tamamını sıfırlayacağız, ana parayı da normal taksite bağlayacağız. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığına değil Başbakanlığa adayım sözleri çok konuşulmuş. Ankara kulislerinde geniş de yankı bulmuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bu kez çok ama çok iddialı bir açıklama geldi. Partisinin grup toplantısında kendisini başbakan ilan etti. Haberin olsun.
Çünkü İyi Parti Allah şahit gümbür gümbür geliyor. Ortaklarınla sürdürdüğünüz sefaya son verip hizmet nasıl yapılırmış, ülke nasıl yönetilirmiş cümle aleme göstermeye geliyoruz. Cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım sözleri çok konuşuldu, çok tartışıldı. İyi Parti lideri Meral Akşener şimdi de kendisini başbakan ilan etti. Ucube sistemin devri artık bitti. Sıkı dur Sayın Erdoğan. Başbakan geliyor. Partisinin grup toplantısı için kürsüdeydi Akşener. Son dönemde belki de ilk kez bu kadar iddialı mesajlar verdi. İyi Parti artık Türkiye'nin de facto, yani fiilen ya da pratikte iktidar partisidir dedi. İktidar olmak bir anlayış meselesidir. İktidar olmak bir iddia meselesidir. İktidar olmak bir çalışkanlık meselesidir. Ve Rabbime şükürler olsun ki İyi Parti artık Türkiye'nin de facto iktidar partisidir. Konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomiye ayırdı. Hedefinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Memur emeklisi Mahmut kardeşim, belediyeden emekliyim, 3 kızım var. Nereden geçineceğiz bu parayla? Kim geçiniyorsa söylesin diyor. Onları niye açlığa mahkum ediyorsun? Niye yokluğa mahkum ediyorsun? Niçin yapıyorsun? Sayın Erdoğan, bu soruların muhatabı sensin sen. Akşener enerji fiyatlarındaki artışa da tepki gösterdi. Hayırdır Sayın Erdoğan? Biz bu doğalgazı Putin'le kurduğun kankalığa rağmen neden bu kadar fahiş bir fiyata alıyoruz? Almanya ve Bulgaristan bu gazı yarı yarıya ucuza alırken biz göz göre göre niye soyuluyoruz? Söylesene Sayın Erdoğan, biz bu dost kazığını niye yiyoruz? Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayet kaygım var söylemiyle ilgili önemli bir gelişme var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kılıçdaroğlu'nun siyasi suikast iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı sayın seyirciler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da Kılıçdaroğlu'na tepki vardı. Neler? Bunlar iyi günleriniz. Kime ait bu söz? Bu tehdit değil midir? Ne demek? Bir siyasi parti liderine saldırı olacak ve ülkeyi yöneten kişi kalkıp şu cümleyi kullanacak. Daha neler olacak neler? Bunlar iyi günleriniz. Ben İçişleri Bakanıyım. Sordum. Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet bahsedildiği gibi toplumu kaosa sürüklemek üzere bir siyasi cinayet istihbarı var mı? Yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayet kaygım var sözleri için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resmen soruşturma başlattı. Araştırın. İlk gideceğiniz adresi söylüyorum. Tehdidi açıklayan saraya gidin. Siyasi cinayet iddiası soruşturma haberi düşmeden bile Ankara'da gündemin en sıcak başlığıydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun iddiasını FETÖ taktiği olarak nitelendirdi. Peki siz bu bilgiyi nereden aldınız? Beni töhmet altında bırakıyorsun. Emniyetimizi töhmet altında bırakıyorsun. Devleti töhmet altında bırakıyorsun. Öncelikle bu FETÖ taktiklerinden vazgeçmek. Hayır, bizde herhangi bir belge yok. İşte şunun bunun sözlerini aktardım demekle milleti hakikaten endişeye sevk etmek son derece yanlış bir davranıştır. Darbe kalkışmasından bir ay önce kendileri uyarıldığı halde Türkiye'ye çıkıp da böyle bir FETÖ tehdidi diye bir şey yoktur ülkemizde diyen bir İçişleri Bakanı'ndan bahsediyorsun. Soylu'ya bir tepki de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Sayın Kılıçdaroğlu bu ülkenin ana muhalefet partisi genel başkanı. Dolayısıyla kendisine böyle duyumlar geliyordur. Bu duyumların ciddiye alınmasının yolu kendisine bu bilgilerin kaynağının sorulmasından geçer. Onu da yapacak olan Cumhuriyet savcılarıdır. Ciddiyet bunu gerektirir. Dedikodu yapma, FETÖ taktiği diyerek hafifletmeye gayret etme bir İçişleri Bakanı'na yakışmaz. Hem de bu derece tecrübeli bir, tecrübenin altını çiziyorum, bir İçişleri Bakanı'na hiç yakışmaz. Dolayısıyla FETÖ meselelerini de sulandırır. İstanbul'da bir belediye otobüsü şoförü aracını durdurdu ve psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyerek yolcuları indirmek istedi. Tavandan su alan metrobüsün yolcuları ise araçta şemsiye açmak durumunda kaldılar. İnan sahip bize. Etmiyorum. Nasıl yapıyorsun kardeşim? Benim vergimle gidiyorsun sen ya. Ne vergisi kardeşim? Ne yapıyorsun sen? Ben vergiyi. Bana ne veriyorsun? Ben kimden ne yapacaksın? Ne yapacaksın oğlum? Öldürecek misin lan beni?
lan? Öldürecek misiniz beni lan? Tamam adam gibi. Ha? Babamı takdir etmişim de benim burada kaç tane raporum var? Yani. Sen biliyor musun? Neredesin sen? Sana konuşma. 19. Sen tamam de konuşma. Ben de burada gidiyorum. Sen konuşma. Psikolojim bozuk dedi. Aracı durdurup yolcuları araçtan indirmek istedi. İlaç sahip bize. İETT şoförünün psikolojisi nasıl bozuldu bilen yok ama çok sayıda rapor olduğunu söyledi, yola devam etmek istemedi. Ne yapacaksınız oğlum? Öldürecek misiniz lan beni? Öldürecek misiniz beni lan? İstanbul'da toplu taşımada yaşanan aksaklıklara her gün bir yenisi ekleniyor. Bu metrobüsün tavanından akan su gibi. Metrobüs içinde şemsiye açan bile vardı. Yağmurdan kaçıp metrobüse binen yolcular bu kötü sürprize tepki gösterdi. Efendim yer İstanbul, mevzu taksi taksici. İstanbul'da taksicilerin son bombası Avrupa yakasından Anadolu'ya geçen turistten vize parası istemeleriydi. Bugünse Gazi Osman Paşa'da bir alışveriş merkezi önüne taksi çağıran müşteriyi beğenmeyip Arap turistleri alan taksi şoförü gündem oldu. Çağrımızı iptal edip aldı Arap müşteriler. Artık lafı da kes. Sonra Türkiye'de taksi problemi yok, al sana. Arap turistleri görünce gözlerinde dolar işareti belirdi. Kendisini çağıran Türkleri bırakıp Arapları aldı aracına. Lafı da kes. Gazi Osman Paşa'da bir alışveriş merkezinden çıkan müşteriler eve gitmek için taksi çağırdı. Taksi geldi gelmesine ama AVM önünde bekleyen Arap turistleri görünce bir anda onlara yöneldi. Kendisini çağıranları unutup Arap turistleri aracını alan taksicinin bu hareketi tepki çekti. Çağrımızı iptal edip aldı Arap müşteriler. Artık lafı ödetek. Sonra Türkiye'de taksi problemi yok, al sana. Taksicilerin en çok sığındığı bahane ya değişim saati ya da kısa mesafe. Değişim saati diyorlar sürekli. Özel mesafeyi alıyorlar genellikle. Bizden sonra 10 kişi bindi bizi almayanlardan. Mega kentin neredeyse tamamı aynı fikirde. Ama taksi şoförleri hala kendilerini haklı gösterecek bahaneler üretmekten vazgeçmiyor. Vallahi biz hep Türk alıyoruz. Yabancı zaten aldığımız yok Allah'a şükür. Türk'le alakası yok. Trafiğe bakarsanız anlarsınız ya. Yani. İsterseniz beni sizi de götüreyim benzine. Siz de gelin bizle beraber. Üstelik onlardan şikayetçi olan sadece yolda bıraktıkları İstanbullular değil. Alışveriş merkezi yanındaki taksi durağının başkanı ve şoförleri de işgüzel meslektaşlarından yaka silkiyor. Yeni kapıdan adam 4 tane yol sağlığı Bakırköy'e gidiyor. Beni almıyor. Ben orada yağmurda ıslanıyorum. Beni almıyor. Ama 4 kişi alıyor. 50 liradan 200 lira alıyor. Bayağı bir problemli bir nokta. Sultanahmet, Taksim, Eminönü, Beşiktaş burada takılan adı çıkmış taksiciler diyelim. Daha çok buradalar yani. Sabanlıkta iğne aramak deyimi efendim. Güzel Türkçemizde bir işin ne kadar güç olduğunu anlatmak için kullanılır malum. Ama bu güçlük jandarmayı durduramadı. Bir suçu aydınlatmak için samanlığa girmeleri gerekiyordu. Girdiler. İğne aramadılar belki ama suçluların samanların arasına gizlediği para ve çekleri tek tek bulmayı başardılar. Maskelerini taktılar, eldivenlerini giydiler ve samanların içini yoklamaya başladılar. Karşılarında koca bir yığın vardı ama bu gözlerini korkutmuyordu. Yaptıkları iş samanlıkta iğne aramak gibiydi ama bu onları yıldırmadı. Görevlerini tamamlayabilmeleri için bu saman yığınının içine saklandığı söylenen para ve çeklerin hepsini bulmaları gerekiyordu. Bir iki derken sonunda hedefe ulaştılar. Samanların içine gizlenmiş para desteleriyle çek ve senetleri tek tek buldular. Bu zorlu çalışmanın sonunda tam 139.155 lira, 8 çek ve 4 senet toplandı. Yenişehir'deki bir kuruyemişçiden çaldıkları kasayı boşaltan iki hırsız, içinden çıkardıklarını saman yığınları arasına gizlemişti. Jandarmanın kamera kayıtlarından tespit edip gözaltına aldığı iki hırsız suçlarını itiraf etti. Sorgularında çaldıkları para miktarını ve sakladıkları yeri de anlattılar. Bu itirafların ardından harekete geçen jandarmalar para ve çekleri sakladıkları saman yığını arasından tek tek topladı.
Zanlıların adliyeye sevk edilmesinden sonra toplanan para, çek ve senetler de sahibine iade edilecek. Tüm iş yerlerini kapattı, ortağıyla birlikte bir güzellik salonu açtı. Anlaşmazlığa düşünce ortağı tarafından kapı dışarı edilen genç işletmeci, tabeladan ismi de silinince çılgına döndü. İşte bu. Bu yaptı. Bu yaptı. Bu yaptı. Baba! Baba! Abi vur. Abi bir şey yapma. Abi bir şey yapma. Git. Hayır, hayır. Ortağı olduğu iş yerinin tabelasından adı silindi. Ortağıyla birbirine girdi. İş yeri önündeki tekmeli tokatlı kavgada ortalık karıştı. Kuaför Halil Yılmaz Kart, yaklaşık bir yıl önce Murat Çerkes'le ortak oldu. İkili kuaför ve güzellik merkezi açtı. Ortaklar arasında bir süre sonra anlaşmazlık başladı. Genç adam bir sabah iş yerine geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Benim burada öbür şirketlerimin hepsini, bütün plazaları, hepsini, 3 tane şubemi kapatıp tam yetkiyle başka ortağı olmadan buraya taşımış olduğuma dair ticari sicil gazetesi var. Ailem ile birlikte iş yerime geldiğimde girmeden önce tabelamın üzerine siyah bir filmle ismimin kapatıldığı karşılaştım. İçeriden en aşağı 10'a yakın kişi tarafından gasp edildim, darp edildim. Kavga o kadar şiddetliydi ki araya girenler bile öfkeli adamları durduramadı. Tam yatıştı derken İsmail Yılmaz Kart'ın Çerkes'e attığı kafayla ortalık bir kez daha karıştı. Baba! Baba! Elindeki evraklarla birlikte polis merkezine giden Yılmaz Kart, ortağını evrakta sahtecilik yapmakla suçladı. Hem ondan hem de kavgaya karışanlardan şikayetçi oldu. Ben buraya aslında cuma günü 1000 kişiyle geliyordum. Lakin hiçbirini riske atmamak için ben tek başıma geldim buraya. İş yerinin önünden saatlerce gitmeyen Yılmaz Kart, çalışanlarıyla da görüştü. Kaç yıldır beni tanıyorsun? 10. Kaç yıldır birlikte çalışıyoruz? 10 yıl. Kaç yıldır bu binadayız? 1 yıl daha aşkın. Bu salonu kim açtı? Siz beraber açtınız. Bu salonun asıl sahibi ve seni burada ilk sana buraya getiren kim? Sensin abi. İş yerindeki gerginlik sürerken polis ekipleri ikinci bir kavganın yaşanmaması için nöbet tutuyor. Polis arayın! Polis ara! Polis! Baba! Nereye videoda? Eller havada! İşte bu! Bu yaptı! Bu yaptı! Efendim işte bu görüntü ormanlık alana yerleştirilen foto kapan tarafından kaydedildi. Ekipler boynunda lastikle gezen geyiğin peşine düştüler ama bir türlü geyiği bulamadılar. Tam 2 yıl sonra yakalanan geyik boynundaki o lastikten kurtarıldı. Bir geyik boynunda araba lastiğiyle geziyordu. Foto kapana takılan geyiği görenler gözlerine inanamadı. O lastik ormanlık alanda boynuna nasıl geçti bilinmiyor ama onu rahatsız ettiği belliydi. 2 yıl önce kameraların kaydettiği geyiği ekipler her yerde aradı. ABD'nin Colorado eyaletinde sırra kadem basan geyik en sonunda ortaya çıktı. Ekipler onu uyuşturucu tabancayla sakinleştirerek güçlükle yakaladı ve operasyon başladı. Önce lastiği keserek geyiği kurtarmaya çalıştılar. Lastiğin içindeki tellerden dolayı kesemeyince bu kez de geyiğin boynuzunu kestiler. Boynundan hafif yaralanan geyik lastikten kurtarıldı. Tedavi edilerek doğaya salındı. Sayın seyirciler, Cumhuriyet döneminde İstanbul'un giriş kapısı olarak görülen tarihi Haydarpaşa Garı'nda yıllardır devam eden hummalı bir çalışma var sevgili izleyenler. Demir yollarının harekat merkezi kimliğinden kurtulan tarihi mekandaki kazılarda farklı farklı dönemlere ait çok önemli kalıntılar ortaya çıkarıldı. ...1942'de askerimizin 2. Dünya Savaşı'nda tedbiren yaptığı sığınaklar var. Çok özel şu karşı alanda.
tarihi Haydarpaşa Garı'ndan tarih fışkırıyor. Nereye kazma vurulsa farklı bir dönemden kalma kalıntılar bulunuyor. Burada adını kamuoyunun bilmediği çeşitli yapılar var. Mesela bir muhacir cavirhane binası diye Osmanlı'nın yaptığı bir özel konaklama evi var. Bu konaklama evini yine açmak istiyoruz. Eskiden köyler ülkesi olarak da anılan Kadıköy Haydarpaşa Garı kazılarında 140 bin metrekarelik alanın 68 metrekaresindeki çalışmalar tamamlandı. Arkeolojik kazılar ve endüstriyel miras ve arkeolojik park alanı için bugüne kadar 255 milyon lira harcadık. Toplamda 700 milyon lirayı bulacağını öngörüyoruz. Peronlar kaldırıldı. Kaldırıldıkça da yeni eserlere ulaşıldı. Farklı dönemlere ait yeni kalıntılar ortaya çıkarıldı. Toplam alanımız 475 bin metrekare. Bittiğinde işimiz sadece 75 bin metrekaresi demiryoluyla ilişkili alanlar olsun. Gerisinde açık hava müzesi, kapalı müzeler, sergi alanları ve seyir koridorları olsun. İstanbul'un tarihini ışık tutan kazılarda İstanbul için çok özel bir alan ortaya çıkarıldı. Garın arkası neredeyse bir ören yeri havasına büründü. Tarihte Asya ile Avrupa'yı buluşturan en önemli mekanlardan biri olarak gündemden hiç düşmeyen Haydarpaşa Garı şimdi yeniden gündemde. Bu kez tarihi gar binasıyla değil altındaki tarihi mirasla adından söz ettiriyor. Bundan sonraki hedefimiz hem bir yandan henüz açılmamış alanlarda açmaları yani arkeolojik kazıları genişletmek. Evet, bu haberle birlikte bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla sağlıklı ve keyifli bir akşam diliyoruz efendim. Hoşça kalın.